Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Kâlet rusuluhum efillâhi şakku fatirü semavati vel ard. Öyle bir Allah hakkında şüphe edilir mi? Şimdi kainattan saniyeni, sanatkarını arayan zatla alakalı. Yani şu mevcudata ve kendisine tanımak ve kendisini tanımak ve sanatkar arayan bir insan çeşitli bir yöntemler bulmuş. Arayış içinde bulmuş. Tarih boyu insan en çok kendisini merak etmiş. Ama çok ilginçtir ki kendisini hep hariçte merak etmiş. Hep dışarıda aramış. Bulamamış tabii. Şimdi onunla alakalı bir ders yapacağım. Fakat size gelmeden önce benim bir şeyim var. Ahlakım veya davranışım. Dersimi böyle tombala çeker gibi dur bakalım ne çıkacak size deyip yapmıyorum. Dersime çalışıyorum. Notlarımı alıyorum. Ders yapanlara sesleniyorum böylelikle. Tombala çeker gibi ders açma. Dersini çalış, notunu al. Şimdi ben bu paragraf okurken atıfları var. Lemalardan, şualardan, mektubattan vesaire. Hepsini açsam zihin ve fikir dağınıklığı bizim sebep olmuş. Gündelik hayatta, içtimai hayattan geliyorsunuz. Toparlayıp bazı ahkamlar çıkarmak, fikir yürütmek zordur sizin için. Ben ne yaptım? Gündüz ona çalıştım, oradan çalıştım, oradan getirdim. Örnekledim. Örnekledikten sonra bir 5-10 dakika ben bu önermeleri, yani diğer yerleri toplamış oldum, Risale'den toplamış olduğum mana içeriklerini örnekledim, takdim ediyorum. Ondan sonra o perspektifse, yani bakış tarzıyla o paragrafa bakacak, daha fazla istifade edeceksiniz. Allah'ın izniyle. Çünkü zaten istifade etmen gereken belki bazı şey bunlardan yakalayacaktın ama ben onları sana önceden veriyorum. Okuyacağım yer 184. Lemalar. Tamam. Yani neymiş? Konu şuydu. Adam, bir insan, insanoğlu gelmiş bu kainata, kendisini ve sanatkarını arıyor. Bilmiyor tabii, hepsinin eline Risale-i Nur geçmemiş ki. Sonra işte ararken bir saraya denk geliyor. Saraya denk geliyor. Çok ilginçtir. O sarayı da ismi adla şöyle anlatıyor. Yani 30. lemada. Şöyle düşünün bakalım. Bir saray varmış. Saray. Sarayın içerisinde şehir varmış. Şehrin içerisinde de alem var. Ters olmadı mı? Mesela şu bina nerededir? Tuzla'dadır. Desem ki Tuzla bu binanın içindedir. İstanbul'da mesela bu binanın içerisinde Tuzla, Tuzla'nın içerisinde de İstanbul. Olmaz değil mi? Böyle anlatıyor ama. O saray insandır. Ters değil. Toprak, çekirdek, ağaç, meyve. Şu anda böyle oturuyorsun. Sen meyvesin. Tamam. Bu meyvenin içerisindeki çekirdek, kökteki çekirdeğin ne aynısı ne gayrısı. Aynı. Bu çekirdeği esas alırsan dışı olan, yani arkası olan ağaç içinde. Eğer bu çekirdeği esas alırsan içi dışında. Fihi mafi. Bu çekirdeğin adı Nur-u Muhammedi. İlk önce sen kimsin diye şey yapacağız. Bu çekirdeğin adı Nur Muhammed'i. Şu ağacın adı Şeceri-i Hilkat. Yani Arş-ı Azam, Lef-i Mahfuz, Arş, Kürs, Cennet, Cehennem, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, ne hatırına geliyorsa. 18 bin alem bu. Onun hulasası sen. O baştaki çekirdeğin timsali sureti, yani ne aynısında ne gayrısı kendisi,
çekirdeğin içinde. Sende bu var. Ne var? Nur-u Muhammed'inin temessülatı var. Bu noktadan sen kainattan öncesin. Anlıyor musunuz? Bu noktadan meyve itibariyle değil. Meyve itibariyle kainatın sonundasın. Ama meyvenin içinde bulunan çekirdek itibariyle parmağını oraya koyarsan pergeli, o itibarla kainattan öncesin. Şualar 218'de anlatıyor. Söyleyeceğim sayılar Envar'a göredir. 218 şöyle diyor. Hakikat-ı Muhammediye cihetiyle her bir insan kainatın çekirdeği aslisidir. O zaman kainat nedir? Cennet, cehennem, Mikail, İsrafil, Azrail senin etza ve efradındır. Sen kendini öyle basit zannetme. O zaman çöplük de harcamazsın. İşte insan kendisini dışarıda tanımlamaya çalışırsa, hariçte gelemezse batına, o zaman insan kıymetini bilemez ve şu konuşmalara da Allah Allah der. İnsan böyledir. Şimdi böyle bir insan kainata bakıyor ve çıkarttığım konu şu. Varlığın sebebi en az varlık kadar vardır ve kıymetlidir. Varlığın sebebi varlıktan önce olması ve daha harika olması lazım. Yani şu masayı yapan masa cinsinden olmadığı gibi bu masadan öncedir ve masadan kıymetlidir. Bak, bu masayı yapan masadan önce olması lazım. Masaya benzememesi lazım. Masadan kıymetli olması lazım. Masanın içinde olamaz. Tahtanın içinde sanatkar olamaz. Aynen bu örnek gibi zamanı ve mekanı yapanın zamandan ve mekandan öncedir. Zamandan ve mekandan önce olduğu için zamanı yoktur. Zaman olmadığı için başı yoktur. Başı olmadığından doğrulmamıştır. Doğrulmayınca lem yelit ve lem yuletdir. Onun için Allah'ın yaşı yoktur. Kim yarattı sorulamaz. Çünkü başı olmadığı için. Bir daha yapıyorum. Bu masayı yapan masa cinsinden olmadığı gibi masadan kıymetli olacağından ve masadan öncedir. Ben bundan önceyim. Ben bunu yaptım diye masa bana benziyor mu? Benzemiyor. Masanın dışındayım. İçinde değilim, tahtanın içinde değilim. Ve masadan da kıymetliyim. Çünkü failim ben. Buna hareket verdim. Hareketlendiren hareketsiz olması lazım. Kayyumiyet de geçiyor bu cümle. Hareketlendirenin hareketsiz olması lazım. Üç tane sıfat saydım. Masayı yapan masadan öncedir. Masaya benzemez. Masadan kıymetlidir. Bu kainatı yani zaman ve mekanı yapanın zaman ve mekandan öncedir. Zamanı yoktur. Zamanı halk etmiştir. Zaman dehr. Denizli, Edirne, Hatay, Rize esmasına dayanıyor. Bu esmanın sahibi esmadan da öncedir. O zaman zamanı yoktur. Zamanı olmayanın başı yoktur. Başı olmayanın yaşı yoktur. O zaman da kim yarattı sorulamaz. Zaten soruda çok ilginçtir. Onay vardır. Allah'a kim yarattı? Ne, anlamadım. Allah'a kim yarattı? Yani bu kalemi kim yaptı? Kim? Ha neyi soruyorsun sen? Kalemi kim yaptı? O onaylıyorsun demek ki kalemi. Bu kalemi kim yaptı diyorsun. Bu dediğiniz Allah'a kim yarattı? Allah'a kim yarattı sorabilmen için Allah bir onaylanıyor. Ona sanatkar arıyorsun. Kim ya bunu yaptı? Anladın? Onay var yani orada. İnkarda bile, daha ispata geçmedik, öyle bir şey yok. İnkarda bile ispat var. Çünkü İslam'ın her menfi meselesi dahi bir müsbet hakikatin ucudur diyor. Ayet-i Kübra'da. Demek ki bu kainata, aynı bu masa misali gibi, bu kainata gösterilmeye çalışılan kanun veya sebep kainattan önce olması lazım. Kainattan önce ise bu kainatı yapan kanunlar, o kanunları nereye koyacaksınız? Suyun kaldırma kanunu sudan önce düşünebilir misiniz? Suyun kaldırma kanununu, su yoksa nereye koyacaksınız? Toprağa koyabilir misiniz? Taşa koyabilir misiniz? Suyun kaldırma kanunu suda bulunur.
Çünkü kanunlar maddenin sıfatıdır. Maddeden ayrı düşünülemez. Yani balığın kokma kanunu, balığın kokusu balıksız düşünemezsiniz. Ve balıktan önce de yoktur. Balıktadır. Balığın kokusu balığı yapamaz. Suyun kaldırma kanunu da suyun sıfatıdır. Özgür ağırlığına vesaire vasıflarına verilen isimdir. Ondan önce olamayacağına göre suyun kaldırma kanunu suyu yapamaz. Eğer suyun kaldırma kanunu sudan önce varsa nereye koyacaksın? Su yok ki. Su olmayınca suyu koyma, suyun kaldırma kanunu taşa kayaya koyamazsınız. Konuya geleceğim. İlim maluma tabidir. Yani kalem ilmi, bu Allah için denmemiş. Çünkü Allah'ın ilmi maluma tabi olmaz. Allah için denmemiş Kader Risalesi'nde. İlim maluma tabi. Benim kalem hakkındaki bilgim buna bağlı. Tamam. Peki. Bu kalem nasıldır? Bilgiler edindim. Aynı genelliyorum. Tıp ilmi bedene bağlı. Gözüne baktın, kulağına baktın, öksür dedin, bilmem ne yap dedin, tahlil ver dedin. Yani tıp ilminin kaynağı insandır. İnsanı kaldırırsanız tıp ilmi yoktur. Değil? Yoktur. Fiziğin ilmi, fizik ilmi fiziğe bağlıdır. Fiziği kaldırırsanız fizik ilmi yoktur. Kimya da herkes öyle. Fakat bir ilim hariç. Matematik eşyaya bağlı değildir. Somut değildir. Soyut olduğundan fizik ve tıp ilmi gibi değildir. Eşeği kaldırırsanız da matematik vardır. Beş elma deyince elmayı kaldırın beş gene vardır. Bu kainat şu efendim Big Bang ile başladı. Sıfır zaman. Sıfır diyebiliyorsa matematik vardır. Eşya matematik ademi bir vücuttur. Vücut haricisi yoktur fizik gibi. Mektepli çok olduğu için bu mevziyi seçtim size. Bir daha söylüyorum. Tıp ilmi kaynağı insandır. İnsana bakılarak notlar alınmış. Kaşına bakılmış, gözüne bakılmış, notlar alınmış. Tıp ilminin kaynağı insandır. İnsanı çekip kaldırın, ilim de yoktur. Tıp ilmi yoktur. Çünkü ona bağımlı. Kimya da öyle. Fakat matematiğin kaynağı yoktur. Yani tıp ilminin başladığı yer insandır. Matematiğin başı yoktur. Duruşuna bakarsanız ezeli ve bedi gözüküyor. Hiç matematik profesörü Allah'ı inkar etmeye kalkar. Allah'ı kim yarattı sorusu sorar. Matematiğe bu soruyu sormaz. Çünkü matematiğin kaynağı yoktur. Matematiğe soramazsınız. Çünkü matematik karşılığında somut bir kavramdan çıkmamıştır. Somut kaynağı yoktur. Yani fizik gibi eşya yoktur. Tıp ilmi gibi tıpı yoktur. Matematiğin kaynağı yoktur. Duruşuna bakarsanız ademi vücuttur. Bütün vücutlar onun üzerine bina edilmiştir. Şimdi geliyorum esas mesele. Niçin bunu anlattım? Ha, şu güzel bir örnek olsun. Şu bitkinin bakıyorum, altıyorum, kesiyorum vesaire deniyorum. Bunun hakkında bir ilim elde ediyorum. Bu o kadar yardım edecek bu saray size. Bak buna bakıyorum. Bundan ben ilim alıyorum. Benim ilmimin kaynağı bu değil. Bunu kaldırırsanız bendeki o ilim yok olur. İyi dinleyin burayı. Benim ilmimin kaynağı budur. Ama bu yokken, bu yaratılırken kullanılan ilim benim bundan aldığım ilim cinsinden değildir. Bir daha. Benim şu bitkiye baktım. Bu zaten bu akşam bitiriyor bu meseleyi zaten. Bu bitkiye ben baktım. Yazdım, çizdim bunun. Bunun hakkında bilgi aldım, doküman aldım. Benim bilgimin kaynağı budur. Bunu kaldırırsanız benim bilgim de yok olur. Benim bilgimin kaynağı bu mu? Bu. Bu yokken bunu yaratan ilim benim bundan aldığım ilime benzemiyor. Benzemediği için buradan aldığım ilimle ben yaratan ilme varamıyorum. Varamayacaksın da. Varamazsınız. Yani Allah hiçlikten yaratım, olgunlaştırayım. Allah bunu hiçlikten yarattı.
O yaratmadaki kullandığı ilim benim eşyadan aldığım ilim cinsinden olmadığından benim ilim ona varamıyor. Yani bu aklı yapan, bu aklı kullanmadığı için bu akılla bu aklı yapanı kavrayamıyor. Bir daha söylüyorum. Bakırköy'de psikiyatrist doktorlarla konuşurken şu örneği verdim. Bana dedi ki akıllı olduğunu nereden bileceğiz? Sen dedi değişik adamsın. O zaman sohbet yapalım dedi. Sen dedi başka bir şey karşımıza çıktın. Seninle arkadaş gibi sohbet yapacağız. Ben de böyle bir ortam istiyordum dedi. Dedi ki bana madem böyle düşünen ne iş yaparsın ben düşünürüm dedim. Neyi düşünürsün dedi. Kendimi düşünüyorum. Kaç yaşındasın? 51. Kaç yaşından beri düşün? Şu kadar. Allah Allah ya. Hala varamadın mı dedi. Dedi ki madem düşünüyorsun senin akıllı olduğunu ben akıllıyım dedin ve ne kadar akıllıyım. Yani bu ölçü bulabildin mi dedi. Buldum dedim. Nedir dedi. 17 tane var ha beni sorguluyorlar beni. U şeklinde böyle bir yer. Ben duruyorum öyle. Hepsi de böyle dinliyor. Bu manyak deli nereden geldi diye. Bak. 3 tane örnek vereceğim. Aşağıdan yukarıya çıkacağım dedim. Şu saati hem de bazılarının sorusuna cevap olsun. Halaka semavati vel ard fi sitteyyam. Allah diyor ki Celle Celaluhu bir mana bu kainatı yaratmadan önce 6 günde yarattım diyor. Tamam mı? Hem ona cevap versin. Bu saati ben 6 saatte yaptım desem bu saate bakmadığım anlaşılıyor. Başka bir saat var. Ben bu saati 6 saatte yaptım. Demek ki bu saate bakmadım. Hı-hı, dedi tamam. Çık yukarıya. Bu göz yapılırken bu göz kullanılmadı. Bu gözden önce başka bir göz olması lazım. Kafir mümin evet demek zorunda. Müslüman olmak zorunda değilsin yani. He demek için. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu aklı yapana bu aklı bağlarsanız akıllı olursun. Bunun adı da vahidir. Durdum. Zeki ise bu akılla bu aklı çözmeye kalkarsın ki Allah işte belanı veriyor. Vahisiz bakmak. Ne yaparsın o zaman? Kıyas yaparsın. Buna göre iyiyim. Buna göre ben çok zekiyim. Buna göre ben biraz aptalım. Yani kendini yorumlama ve değerlendirme ölçüsü hariç oldu. Zeki ya. O zaman devamlı değişkendir. O zaman senin psikolojin de değişecektir. Ama bu aklı yapana bak, bu akıl iyi dinleyin. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu aklı yapana bu aklı bağlamak vahidir ki demiyorum tabii vahiy. Akıllılıktır. O nispetten yani bunu yapana bağlılığım nispetinde akıllıyım. Kalemi verip çeviriyordu böyle. Nasıl yapıyorlardıysa böyle. Onu bıraktı. Bakıyor. Hakikaten şuradan alınan ilimle yani şu akıl kendi potansiyel yapısı itibariyle ustasını tanımasına şuna benzer. Bu masayı ben yaptım. Masa uğraşıyor. Beni tanımaya çalışıyor. Ne kadar tanır? Tanıyamaz. Ha. Benim ilmim şu bitkiden aldım. Bu bitkiye bağımlı ve bağlı. Varlığa bağlı. İlim maluma tabi. Fakat bu malumu yaparken kullandığı ilim benim içinden çıkarttığım ilim cinsinden değil. Değişik. Şimdi bu noktalardan sonra var mı başka? Acayip bir şeyler vardı ama çok uzattığım için daha şey yapmayacağım. Çok bunları kalsın. Ha bir de şunu mektep okuyan kardeşlerime şu cümleyi de söyleyeyim. Bak size çizmişim ki şunları ama okumayacağım. Ondan sonra kendi metnini okuyayım. Şöyle. Bir şeyi tanımak için bazı sabit değerleri kabul ediyoruz. Mesela fizikte bazı formülleri çözmek için 0 santigrat derecede 76 milimetre civa basıncı altında deniz seviyesinde 3/10 %14 pi sayısı sabit kabul edilirse niye sabit kabul ediyorsun kardeşim? Başka soru çözülemezdi ondan. Peki fizikteki bir formülü çözmek için bu sabiteleri kabul ediyorsun. Allah'ı tanımak için bazı sabiteleri kabul etmiyoruz.
Hiç fiziğe sormuyorsun. Niye Sabit Hocam kabul edeyim ben bunu? Sanki bu kainat kurulurken deniz seviyesi vardı. 76 milimetre civa basıncı altında vardı. 0 santigrat derecede bir sıvı ortamı vardı. Tamam? Pi sayısı şu kadardı. Ya arkadaş, güneşten kopmuş parça değil mi şu dünya? Bunun içerisindeki mahlukatı yapmak için şu sabiteleri nerede bulacaksın? Deniz seviyesini nerede bulacaksın? 0 santigrat dereceyi nerede bulacaksın? 40 milyon santigrat derecede ateş kor yanıyor. Ama bir tane talebe kalkıp da hocam ya bunu sabit kabul edilirse niye kabul ediyorsun? Etmek zorundasın. Başka çözüm yok. Bazı yani pergeli bir noktaya sabit koymak zorundasın. Daire çizemezsin. Çizemezsin. Ya niye onu sabit ediyorsun? O zaman daire istemiyorsun. Fiziğe nasıl bazı hem de kendi cinsimizden madde olduğu halde bazı sabiteleri kabul ediyorsan onun sahibi hakkında da bazı sabitelerin olması lazım. Çünkü maddenin gereğidir. Şimdi geliyoruz meseleye. Ya ustam bambaşka ya. Anlattığım şeyler hep buradan inan çıkarttım. Daha 3 sayfa vardı. Belki de 20-30 tane önerme vardı ama 3-4 taneyle yetindim. Bu muhali izah edecek bazı risalelerde beyan edilen iki misal. Hakikaten nasıl çıkacaktık ya? Acayip bir şey ya. Risale olmasa. Ya fiziği meydana getiren sebep fizikten önce ise onu nereye koyacaksın? Mekanı yapan sebep. Sebep mekandan önce olması lazım ki yapsın. Mekanı yaptığına göre o sebebi mekansız nereye koyacaksın? Acayip bir şey ya. Maddeye sorduğu soruyu Allah'a sormuyor mesela. Birinci misal. Bütün asar-ı medeniyetle tekmil ve tezin edilmiş, hali bir sahrada kurulmuş, yapılmış bir saraya gayet vahşi bir adam girmiş, içine bakmış. Harika bir misal. Mükemmel bir şey ya. Bu önermelerle baktığın zaman bir sahra düşünün. Tamam. Orada çölün ortasında hali bir yerde harika mükemmel her türlü teknolojiyle donatılmış bir saray düşünün. Buraya da bir vahşi girmiş. Mektep okumamış. Vahşi bir adam girmiş. Binlerle muntazam sanatlı eşyayı görmüş. Dokunmak, tıkmiler, işaretle müfettle yapıyorsun, tak açılıyor. Meyve geliyor. Yana gitmeden böyle harikalarla donatılmış bir saray. Vahşetinden, ahmaklığından hariçten kimse müdahale etmeyip o saray içinde o eşyadan birisi o sarayı müştemilatıyla beraber yapmıştır diye tarihe başlıyor. Yani sarayın içerisinde sarayın sanatkarını arıyor. Masanın içinde masanın ustasını arar gibi. Masayı yapan masa cinsinden değil ve masadan öncedir ve masadan kıymetlidir. Masa ile aynı olamaz kalitesi bakımından. Bu masa yapamaz. Kanun maddeyi doğuramaz. Kanun maddeden önce yoktur. Kanun maddenin sıfatıdır. Sıfatla beraberdir. Balık kokusu balıksız düşünemezsiniz. Ve balık kokusunun ekmeğin arasına koyup yiyemezsiniz. Yani kanun balığın kokusuna benziyor, sıfatıdır. Maddeyi yaratamaz. Eğer kanun maddeden önce ise o kanunu nereye koyacaksın? Şimdi ne yapmış adam? Saraya girmiş. Mükemmel bir saraya girmiş. Her şey antika. Oranın ustasını arıyor. Nerede arıyor? İçinde arıyor. Masanın ustasını masanın içinde aradığı gibi. Allah Allah. Ya hariçten de müdahale edilemiyor. Yani mesela desen ki bir tanesi çıksa deli, benim aklımın ustası aklımdır. Benim aklımın ustası o zaman nedir? Kendi kendine olmuştur. İlkokul çocuklar gibi eceleyin. Kendi kendini olmayan ben, olmayan ben yapmışım. Kendim kendimi. Ben yani. Ben yok kim? Yok, yokum. Olmayan ben, olmayan beni yapmış. Kendisi kendisini yapmış. Olmayan.
Peki o zaman ne olur? Yapılanla yapan eşit olur. Bir şey hem yapılan hem yapan olur mu? Olmaz. Şimdi sarayın içerisinde sarayın ustasını arıyor. Sarayın içerisinde sarayın... Harçta nasıl olur diyor. Oysa saray yapan saray cinsinden olmaması lazım. Masa yapan masa cinsinden olmadığı gibi. Hangi şeye bakıyor? O vahşetli aklı dahi kabul görmüyor ki o şey bunları yapsın. Bunları okuyup geçiyoruz. Osman nerede? Burada mı? Bir göreyim. Bak şimdi. Antika bir şey. Hangi şeye bakıyor o vahşetli aklı dahi kabul görmüyor ki o şeyi bunlar yapmış. Vahşetli akıl ne demek biliyor musun? Vahşetli aklı. Burada tesadüfen kuralmamış. Kışır yok Risale-i Nur'da. Diyor ki o vahşetli aklı dahi, vahşetli aklı, vahşet. Niçin insanın aklı vahşettir? Niçin vahşidir? Hani diyoruz ya bir adam tartı yapıyor, ticaret yapıyor, aldatıyor bizi. Ne diyoruz? Ulan vahşi akıllı demiyoruz. Vicdansız adam. Ulan vicdanla ne alakası var? Adam aklıyla yaptı bunu yani. Ha, aklı kontrol eden nezaresi vicdandır. Vicdan devre dışı olursa akıl canavar olur. Peki bu vicdan kontrol etmezse akıl bize ne getirir? Şuraya bakın. 24. sözden okuyacağım size bir cümle. Bununla alakası yok ama psikolojim rahatsız. Ben kendimi iyi hissetmiyorum. Niçin hissetmiyorsun? Bak ona şey olsun. Eğer insana din hakim olmasa bak ne oluyor? Şimdi sen dahi ey katri içine giren hakim filozof hatırlarsanız diye bu cümleyi buradan aldım. Onun altında şöyle diyor bak. Seni katren fikrin dürbünüyle, felsefenin merdiveniyle ta kamere kadar terakki ettin. Kamereye girdin 1926'da yazılmış. Ay'a girileceğini söylüyor. 1900 kaçta gidilmiş Ay'a? 1969. Tamam Temmuz ayı. 21 Temmuz mu neydi? 1969. Ustad kaçta vefat etti? 60'ta. Ustad'dan 9 sene sonra Ay'a gidilmiş. Ustad 1926'da yazdığı esere Ay'a gidileceğini ve Ay'ın içerisini söylüyor. Diyor ki, bak kamere, kendi zatına bak, ha, kamere kadar terakki ettin. Kamere girdin, gidilecekmiş. Bak kamer kendi zatında kesafetli ve zulümatlıdır. Öyle yani parlak olmasına bakma, kendi zatında zulümatlıdır. Bir yeri yansıtıyor. Ne ziyası var, ne hayatı var. Var mı hayatı diye gidilmiş. O zaman söylüyor da. Ne ziyası var, ne hayatı var. Adama bak ya. Bu da bir adam da. Çok ilginç değil mi ya? Acebime gidiyor ya. İlkokul okumamış ha. Bana dedi ki, o heyet. psikratist doktor heyet. Ya sen dedi, mesela ne yapıyorsunuz deyince... Sıkıntı için, akıl ve duygu kontrolü için Strasbourg'a gitti falan. En son eyleminiz nedir diye sorunca Allah Allah. Peki dedi sen dedi tıbbi bir şey anlatıyorsun. Tıp okudun mu? Yok. Psikoloji okudun mu? Yok. Ne anlatıyorsun dedi ya. Adam şaşırdı. Hakikaten haklı adam. Yani onun için garip tuhaf bir adama denk geldim diyor. Bak psikoloji okudun mu? Yok. Tıp okudun mu? Yok. Sıkıntı için akıl ve duygu kontrolü adlı Avrupa'da o da seminer veriyorsun. Bunlar okumadı nasıl oluyor? El cevap. Dedim sen Hazreti Muhammed'i duydun mu aleyhissalatü vesselam? Tabii canım duydum dedi ya. Dedim o ilkokul okumamıştı. Bediüzzaman'ı duydun mu? Hafif sesle onu da duydum. O da ilkokul okumamış. Sen dedim peygamberlerin peygamberlik mesleği için çıraklık ve kalfalık yaptığı bir müessese okul duydun mu? Hiçbir meslekte yoktur. Tek istisna peygamberlikte vardır. Alimlikte bile yoktur. Ustatta 3 ay tahsil var. Gene var. Peygamberlikte çıraklık yoktur. Kalfalık yoktur. Direkt tepeden ustasın. Bir gecede. Birbirlerine bakıyorlar. Anladın? Ya Resulullah bambaşka ya. Şimdi
Adam iyi kafa yemedi bu cehil yani bak. Biraz aklı nasıl bir şey yapmayayım. Şimdi daha önce gündüz çelik çumak oynuyorlardı, misket oynuyorlardı vesaire, tamam mı? O karşı karşıya evleri ya. Biliyorsun hacca gidenler bilir. Onun evi, bunun evi. Sokakta oynuyorlardı çocuk gibi. Şimdi arkadaşı, Kur'an'da öyle diyor. Seni diyor kendi evlatlarını dahi tanırlar. Ertesi sabah geldi diyor ki Ebu Cehil'e, Ömer Ali Şam diye. Ben peygamberim diyor. Hem teneffüs ettireyim size konuyu değiştirdim. Ben peygamberim diyor. Lan daha dün çelik çumak oynuyorduk lan. Misket oynuyorduk. Uzun atlama oynuyorduk. Nasıl peygambersin ya? Peki sen çoluk beraber çocukluğun geçen bir insana ne olur kendini orada farz et. Ben mesela Mucizat Ahmet'i böyle okuyorum. Şimdi Ebu Cehil orada. Ben peygamberim. Delilin ne? Bak diyor Ömer. Ömer Şam ya. Senin gölgen yere düşüyor mu? Bak benimkisi düşüyor mu? Sen şimdi yanındaki gözünü kapat. Yanında arkadaşının gölgesi yere düşmese ne yaparsın? Allah Allah. Hakikaten ya, git öyle ya. Gitti. Gölge yok. Bak Ömer, Ebu Cehil. Parmağımı görüyor musun he? Bak parmağımdan su akacak. Şimdi sen ne olur uzat bakayım kendi parmağını. Bir uzatın çünkü duygu yaşatmak istiyorum size. Bak parmağına ne olur. Parmağınıza bakın, bana bakmayın. Şimdi oradan su akıyor, hayal et. Ne yapardın şimdi? Kaçardın tabii ya. Kendi elinden kaçarsın ya. Ulan parmağımda su akıyor. Ya durduramazsan şimdi. Akması acayip. Belki durdurması daha garip olur. Durmuyor. Asabına diyor ki daha kap var mı diyor. İçecek olan var mı diyor. Ya sahabenin iyi ki kafayı yemedi ya. Şimdi parmaktan su akıyor. Adam su içiyor. Develeri şey yapıyor. Şimdi ya benim zihnim sahabenin hayretine değil. Parmağından su aksın istiyor, akıyor. Kesilsin diyor, kesiliyor. Bu insanın imanı ne olur? Biz birinci ders okudunuz ya, münacat. Ya bu bırak sahabeyi ya. Ya bu insan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu imanı nasıl bir iman ya? Yani ben şimdi mesela soruyorum hepinize yani. Efendici kendi halimizde cevap verin. Bu Tuzla'nın mezarlığına gittiniz. Hiç kimse yok. Gece veya gündüz. Hele gece. Herkes kalkıyor. Selamu aleyküm ya Ahmet falan. Herkes selam veriyor. Veya selamu aleyküm ya ehlel kubur. Ve aleyküm selam kardeşim. Herkes kalksa sana selam ver. Ne yapardın? Ne dedi biliyor musun bir tanesi? Abi dedi onlar dirilir ben aşağı inerim. Ya nasıl bir iman ya? Çıraklık yok arkadaşlar bu mesleğin. Parmağından yani efendim musluktan gördüm, musluktan da su görmemiş. Çıraklık yok, kalfalık yok, eğitimi yok, alet erdevatı yok, mektebi yok. Bir anda parmağından su akıyor. Diyor akıyor, kesiliyor. Söylüyor kesiliyor. Böyle bir nasıl olur? Yani diğerlerini etkilemediği kendi imanı nasıl olur? Kendi imanına dön. Gayet rahat. Sanki bardaktan su boşaltıyor. Kesildi. Daha var mı diye ey ashabım? Yok. Ya Rab kes diyor, kesiliyor. Allah da ne güzel bir şey ya. Ne kadar hoş bir şey ya Allah. Allah başka bir şey ha. Böyle nasıl bir şey? Bunun kulunun isteğini onaylıyor ya. Ne kadar mütevazı tövbe yani. Ya nasıl tenezzül ediyor değil mi? Allah yani haşa kibirli değil. Nazlı değil. Kinci değil. Ya var ya biz kin böyle davet ediyor. Yani Allah o kadar hoş bir şey ki ya. Böyle Allah ne kadar sevilir ya. İnsan tövbe estağfurullah yani koynuna koyası geliyor ya. Bu kadar mükemmel bir şey olur mu yani? Böyle tanıdıkça Allah'a korkmazsın ki. Haf edersin. Korku aklidir, haf kalbidir. Haf ona yaklaştırır. Korku ondan uzaklaştırır. Bak vahşeti aklı deyince oraya geçelim. Şimdi konuya geldim gene. Bak kamer kendi zatında kesafetli, zulümatlıdır. Ne ziyası var, ne hayatı var. Senin sayın beyhude, ilmin faydasız gitti. Bak esas okumak istediğim yere geldim. Burada mıyız Osman? Buradayım abi. Bak. Sen yeisin zulümatından, yeislik zulümat verir. Yani
Kur'an'da ümitsizlik ancak kafirlere nispet ediliyor. Yani Allah'tan ümidini ancak kafirler keser. Yeis var ya yeis. Allah kimsenin başına vermesin. Yani Allah kimseyi kimsesiz bırakmasın. Yeis var ya yeis. Cemaatsiz olursan. Ümitsiz. Hastasın. Psikoloji şeylerle biraz böyle dersler yaptığım için o tür insanlarla da biliyorum. Kendi iç alemimde sezişlerden de biliyorum. Öyle bir kuyu, öyle bir kuyu ki kimse sesini duymuyor. Korkunç bir yer. Yeis zulümat doğurur. İki, kimsesizliğin vahşetinden. Kimsesizliği ben sana onaylattırayım. Bakayım sen kimsesiz misin? Ama 10 saniyede hemen bulman lazım. Söyleyeceğimi 10 saniyede kafanda bul. Tamam mı? Burada mıyız? Deney yapıyorum işte. Çok zor durumdasın. Çok zor. Hemen kim hatırına geliyor aramayı 10 saniyede? Herkes kendi aleminde. Bir telefon... Değil mi? Hemen ben telefon çıkarıp kimi arayabilirim? Hiç kimse hatırına gelmiyor son saniyede. Dostun yok daha. Hemen gelmeli dost. Bak, kimsesizliğin vahşetinden. Erba habisenin izacatından ve o vahşetin deşetinden. Kimsesizlik vahşet doğurur. O vahşetli aklı dahi bir yerden ders almamış. Erva habise musallat olmuş. Onun için saraya hariçten değil dahirde sanatkar arıyor. Onun için okudum. Erva habisenin izacatından ve neydi? İzacatından. Ah, ah. Bunu konuşunca oluyoruz cinci. Hiç Allah'tan korkmadan bu nispeti yapıyor. Bu risaledeki okuyorum ha. Ve en büyük cinci haşa 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 affınıza sığınıyor. Ya Rabbi affet. Allah'tır. Çünkü cin suresini indirmiştir ve cini yaratmıştır. Ve peygamberdir cinci. Niye? Cinde bahsediyor. Ustattır. Onunla görüşmek istersen diyor 29. sözde ayet bile söylüyor. Bak burada bir okuyorum. Adam sordu. Ne ona girmeyeceğim şimdi. Olacağız şeyci. Acayip bir şey ya. İnsan. Adavet etmek istersen gel bana. Bunun üzerine yemin ederim ki sana senin bilmediğin çok pisliklerimi sana özel söylerim. O onunla adavet etmeye hak edersin ama bunu söylememle deme. Çünkü itirazın ustadadır. Bana her türlü hakkını, her türlü hakaret yapan, her türlü istat yapana siz de şahit olun. Allah da şahit olsun. Geçmiş ve gelecek hakkım helaldir. Ama benim zatımda Risale-i Nur'a yapılıyorsa o benim işim değil. Onu sen hesap vereceksin. Ben burayı okuyup da söylüyorsam, sen de buna karşıysan, Hasan'a karşıyım gibi gözükürken ustada muhalefet ediyorsun. Bak diyor ki, ben uydurmadım. Erva habisenin izacatından ve o vahşetin dehşetinden. Erva habise cin değil, şeytan değil, melek değil haşa. Erva habise seyrettiğimiz filmler, duyduğumuz sesler, yediklerimiz, kokladığımız, girenler enerjiye dönüşüyor arkadaşlar. Akıl bir alettir. Son asrın en büyük buluşudur Bediüzzaman Hazretleri'nin. Kurban olayım onun davasına. Akıl en büyük, en büyük buluş ustadın akıl alet oluş değişidir. Felsefe akla ust diyor, ben olan ben diyor. O zaman o bozulunca tamiri yoktur. Merkez tarumar olmuş. Ama dinde ise akıl bir alettir. Onu yönetmek için ehliyet alman lazım. Arabayı sürmek için ehliyet gerektiği gibi aklı yönetmek için ehliyetin olması lazım. Bilgin olması lazım. Arkadaşlar akıl bir alettir. Jeneratör. He? Şimdi pervane var ya böyle. Elektrik üretiyor. Buralarda da var galiba. O elektrik üretiyor. Sudan üretiliyor, petroldan üretiliyor, buhardan üretiliyor vesaire. Akıl bir alettir. Gözden gelen malzeme ile jeneratör enerji üretiyor. Kulaktan gelen malzeme ile akıl o sesi enerjiye dönüştürüyor. Burundan gelen malzemeyi akıl enerjiye dönüştürüyor. Ağızdan gelen malzeme akıl enerjiye dönüştürüyor. Dokunmadan gelen malzemeyle akıl jeneratörü enerjiye dönüştürüyor. Ortaya çıkan enerji
bizim dindeki ismi histir. Fizikteki ismi enerjidir. Eğer onu menfiye kanalize edersen ortaya çıkacak şey, onu ortaya çıkacak şey erva habisedir. Eğer ulvi şeylere döndürürsen erva aliyedir. Yani namazdasınız, uygulayayım. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Filmler geldi namazda. Seyretmediğin film gelmedi ki. Yoksa zulüm olurdu. Bak şeytanım ne oldu? Ben ürettim kardeşim. Seyrettiğin filmler şeytana döndü. Erva habise. Erva habisenin izacatından, seni rahatsız etmesinden. Of abi ya çok rahatsız oluyorum ya şu vesveseden. Seyretme kardeş. Dinleme onu. Yandın beni, külettin beni, köfte ettin. Müzikleri dinlersen o erva hali imal edilmez onda. Kulağa girdi o. Köfte virane ettin. Hakikaten köfte edeceksin. Tost edecek yani. Arkadaşlar ervah aliye ve ervah habiseyi biz imal ediyoruz. Allah Resulü'nün hadisiyle cevap vereyim bir de. Aleyhissalatü vesselam. Kabir ehli diyor bir bakar ki rengi bütün pisliklerin, bütün en kötü şekillerin hulasası. Seslerin, bütün kötü seslerin hulasası. Kokusu, sesi falan hep böyle. Geliyor kabir ehline. Allah Resulü diyor bir mana anlatıyor. Aleyhissalatü vesselam. Dermiş ki kabir ehli. Aynı Resulullah dediği için ben anlatıyorum bir mana. Sen kimsin? Ben falan yerde söylediğin küfürüm diyor. Donmuş hali. Çünkü ağızdan çıkan kelime enerjidir. Donar o. O donmuş enerjiyim dedi. Kabir ehli der ki Allah belanı versin. O der ki Allah şimdi senin belanı verecek diye onu sarmalar diyor. İşte seyrettiğimiz batıl yere mesela gittiğimiz yerlere oradan bizi siniyor. Sigara içmesen bile kahveye gidersen üzerine sigara siner. Ektarcı dükkana giderseniz koku siner size. Onun için doğru yerde doğru insanlarla doğru iş yapacaksınız üzerinize güzel sinsin ki oradan çıktıktan sonra sizi izaç etmesin, rahatsız etmesin. Televizyonu, interneti kapattıktan sonra kafa kapanmıyor. CD kapatsam bile kafa çalışıyor. Ha, erba habisenin izacatından. Öf uykum gitti. Öf Allah Allah nereden geldi ya bu? Çalışıyor. Sen kapatsan bilgisayar bile. Burada çalışıyor. Bak. Burada diyor. Akıl, aklı esas alanlara. Senin Sayın Beyü'de ilmin faydasız gitti. Niye? Kendini yönetemiyorsun. Sen yeysin zulümatından, kimsesizliğin vahşetinden, erva habisenin izacatından ve o vahşetin dehşetinden an şartta kurtulabilirsin diyor. Vahye bağlanacaksın. Ne demek vahye? Adam gibi derse geleceksin. Kitap okuyacaksın. Onu bunu sorgulamayacaksın. Tenkitçi eleştirici olmayacaksın. Varsa tenkitçi o da sensin. Kendinle yarışacaksın. Enfüse döneceksin. Kendini keşfetmeye çalışacaksın. Yani kendine sorular soracaksın. Başka zaman bulamayacaksın. Kendini keşfettikçe kendine tanışıyorsun. Kendine taşınıyorsun. İçeriye taşındıkça hiç kimseyi görmeyeceksin. Allah Allah bu alim neymiş ya? O zaman dünya ile ahiret orası mı burası, burası mı orası mı karıştırırsın. Artık sana ölüm denen bir şey olmaz. Tahvili vücut, ıtlak ruh olur. Yani biz hep dışarıda, hep dışarıda şey yapıyoruz. Okuyoruz başkasını anlatmak için veya şey için. Ya kardeşim bu, buradan aldığımız bu tabiat insanı, döndür içeriye. Bir bak bakalım. İçeride neyim karşılığımı? Niye ben bunu, aklın vahşetini atladım oraya? Allah Allah, bir akıl nasıl vahşi olur? Akıl, çünkü yanlış bilgilerle donatılırsan o akıl vahşi bir at olur. Binemezsin daha. Aklım nasıl ki ben 1985'te teyp kasetleri var, CD yok. O zaman Musa Koç kardeş bilir. O zaman Topkapı'daydı. O tarihlerde CD'leri sese dönüştürmüşler. Ben de merak ettim bakın o tarihler neler söylüyormuşum. O zaman diyordum ki ehliyet şeyden veriliyormuş Beşiktaş'tan. Tek İstanbul'da emniyet veriyormuş. Diyordum ki daha hiç kursu yok. Ya dedim eskivator, vinçlere, şunlar buna. Hatta o zaman Arvas'ta araba ehliyet olana kız veriliyordu o dönem ya. Acayip bir şey ya. Meziyetmiş ya. Kimse de pek yoktu ya. Ya dedim bu Arvas'ta ehliyet almak için adam bu kadar uğraşıyor.
eğitim alıyordu. Ama ben öğretiyoruz. O zaman kurs yoktu. Sen beni öğretiyorduk. Vinçler için eskivatör şeyini alıyorduk. Ehliyeti alıyorduk. Ya buna birisinden kurs alıyorsun. Ya bu evliliğin kursu da olması lazım dedim ya. Nasıl baba olunur? Ev nasıl idare edilir? Kendini keşfetme adına en az bir ay kursa gidilmesi lazım. Terbiye almamış, terbiye makamına geçmiş. Yani terbiyesiz, terbiyesiz de halk tabirini kullanmıyorum. Terbiye almamış, kendini yönetememiş, terbiye makamından geçmiş. Bizim gibi uyduruklar ortaya çıkıyor işte. Öyle oluyor yani. İşte kendini yönetmeyi becerdiğin zaman olur dünya cennet. Yoksa olur cehennem. Vahşet olur. Abi kendimi kötü hissediyorum. İyi değilim. Abi çok üpüyorum. Aha panik geliyor. Aha şey geliyor. Doğru düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Kendinizi kötü hissediyorsanız doğru düşünmüyorsunuz demektir. Doğru malzeme vereceksiniz. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki iyi olmanız için iyilerle beraber olunuz diyor. Ben onu şerh ediyorum. İyi olmanız için İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin sözünü bir de söylüyorum. Mektup yazmışlar. İyi olmak istiyoruz demişler. Ne yapalım? O da demiş ki iyilerle beraber olun. Ben onu şerh ediyorum. İyilerle beraber olmak demek doğru yerde, burası doğru yer medrese. Yetmiyor. Doğru insanlarla, evet bu adamlar iyi adam. Yetmiyor. İyi iş yapması lazım. Doğru yerde, doğru insanlarla doğru şey yapacaksın. Buraya gelmişsin, horon vuruyorsun. O da olmadı yani. Evet, hangi şeye bakıyor o vahşetli aklı dahi kabil görmüyor ki o şey bunları yapsın. Dersi dağıttığımı zannetmeyin. Size bir teneffüs, yeni bir şok, yeni bir format bu mevzuyu dahi kavrasın diye oralara girdi. Tamam? Demek ki vahşetli akıl doğru bilgileri olmayan akıl. Akıl bir alettir. Bu dersten çıksan sırf bunu öğrensen ki biliyordun ama hatırlattım ben. Akıl bir alettir, yönetilmeye muhtaçtır. İnan ona de at gibi binersen de diksik diksik ne kendini hissedecek, kötü hissedeceksin. Allah Allah. Çünkü kendini kötü hissetme duygusunu ne melaike veriyor ne Allah. Erva habise yapıyor. Allah ile alakası yok. Haşa. Yaratan Allah'tır. Allah kuluna zulmetmiyor. Melekler de sana zevk almıyor. O kötü duyguları aktif etmek için melekle de işi yok, Allah ile değil. Onlar ademi vücutlardır, erva habiseler yapıyor ve şeytan yapıyor. Onun da sıkıntısını yesinler, sabah kahvaltısına peynire koyarız. Doğru düşündüğün zaman ustad, güzel gören, güzel düşünür. Değil mi? Güzel düşünen de kendini kötü hisseder. Oldu mu? Olmadı. Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır ve keyif yapar. Acayip bir şey ya. Affınıza sığınırım bir örnek vereyim. Almanya'da imamız, bir kardeşim, Müslüman kardeşimiz, Nurcu değil, onu söyleyeyim de, intihar etmiş. Arabayla nehire atlamış. Kaza değil, atlamış. Ben oranın imamı olduğumdan, Diyanet'in, polis ailesiyle beraber, ailesi de şey, bizi iş yaptı. Götürdü hastaneye. Onu çıkartmışlar. Arabayı da çıkartmışlar. Anne babası vesaire şey olduğunda ben şey anlatmak için anlatıyorum. Ben tabii daha şuurlu, daha şey olduğunca sakin. Çünkü benim evladım değil vesaire. Daha sakin. Polis eşyaları bana verdi. Müzik dedin ya oradan anlatacağım. Ya bu kadar eşyaları arabasından çıktı. Arabasının teyübinde CD vardı. Ben biraz da böyle şeytanlık mı, müziklik mi falan. Ya bu adam ne dinliyordu merak ettim. Bu CD'yi hala vermedim, adam hala bilmiyor. Teyip de yok. Ben aldım ama. O CD'yi cebime koydum. Suda, suyla bozulmuyor CD. Onu lojmana gittim, temizledim, kuruttum. Bir gün sonra bu adam ne dinliyordu diye merak ettim. İntihar eden adamın arabası son dinlediği şey nedir? Mutlaka çalıyordur. Koydum. İlk şöyle çıktı. Batsın bu dünya, batsın bu dünya. Orhan abisini dinliyordu. Eğer Hasan abisini, Said Nursi abisini dinleseydi bugün yaşayacaktı esbab noktasında. Yaşasın bu dünya diyecekti. Anladın mı? Batsın niye batsın kardeşim?
Niye yazıyor? Niye batsın ya bu dünya kadar? İmam Gazali diyor ki insanların kıymetini bil. Ölünce bir daha insan olamayacaksın. Bu kadar harika. Bu ne demek biliyor musun? Cismaniyeti melek Cebrail'e bile vermemiş. Sana vermiş. Bu cismaniyet demek. Esmanın en uzağı demek. Yani en külli demektir. Aynı darlıkta. Bu nerede bulacaksın böyle bir şeyi? Şu kaliteye bak ya. Maddeyin Allah. Ya Allah hakikaten usta ya. Vallahi vicdanımla söylüyorum ve gurur duyuyorum onunla. Allah'ınızla gurur duyuyorum. Seninle gurur duyuyorum ya Rabbi deyin. Bak o sıkıntın gidiyor mu gitmiyor mu? Baktın gece sıkıldın şey ya falan. Allah'ım seninle gurur duyuyorum. Ulan şeytan ödü patlamasa ben de gidebilirim ya. Ulan manyağın birisi diyor. Hasan bunu öğretti diyor. Çünkü ne demek biliyor musun? Laf değil o. O ruhtan çıktığı zaman otomatik olarak enerjiye dönüşüyor. Yalan da desen. Şeytan senin o yalanı bilmez. Çünkü kalptekileri okuyamıyor ki. Gurur diyorum Allah'ım senden desen. Enerjiye dönüşüyor. Bir enerjidir o. Ses enerjidir. O da bir enerji ama defolup gidiyor. Niye ezandan gidiyor? Niye Kur'an okurken gidiyor? Adam okuduğu ayeti bilmiyor ki. Takliden okuyor. Sen de takliden söyle. O biliyor. O biliyor. Çünkü şeytan ile bilmesi şart değil. Ortaya çıkacak bir ateş. Burada alev yanıyor. Alevi bilsen de bilmesen ne olur? Zaten yanıyorsun, kaçacaksın. Fare, kedi kaçmıyor. Ateşin olduğunu bilmiyor ki. Ama yanıyor, onu biliyor. Evet, doğru bilgi, doğru yerde, doğru insanlarla doğru bir şey yapmazsanız aklınız vahşi olur. O şeyi bunlar yapmışlar. Sonra o sarayın teşkilat programını ve mevcudat firistesini ve idare kanunları içinde yazılı olan bir defteri görür. Bu saraya girdi. Baktık olan bu sarayı kim yapmış olabilir? Avize yapabilir miyim? Ulan nasıl yapacak duvarı? Masayı yapamaz. Kitabı nasıl yazdım? Saksı yok, koltuk yok, rahle yok. Ne yapabilir? Yani bu insansız düşünün. Burada en akıllı şey bu kitap olabilir. Çünkü burada her şey yazıyor. Yani avizede yazmıyor her şey. Yani burada hakikaten bu odayı ders için kim tanzim etti? Şu koca salon ya. Kim derse göre yaptı? Vallahi burada olsa olsa klima olamaz. Saat yapamaz, avize yapamaz, duvar yapamaz, çiçek yapamaz. Olsa olsa buranın sistemi. Şurada şu var, şunu böyle çalıştırın. Klima şöyle çalıştırın, tamam mı? Şu numarada şöyle olur. Saat böyle olur. Avize şu. Yani bu evin içerisini anlatan talimatname, talim. Onu anlatan kitaba. Bak Harun'a olan dedi en buna yakışan herhalde bu kitaptır. Ne yapsın? Sarayın ustasını sarayın içinde arıyor. Maddenin içerisinde madde arıyor. Değil mi? Yani rahleyi yapan rahle cinsinden olmadığı gibi rahleten öncedir ve rahleden kıymetlidir. Rahleden önce olması lazım. Rahle kendi ustasını kendi içinde arıyor. Ne der? Ulan samana mı verelim, çiviye mi verelim ya falan. Diyor ya, başka ne yapsın? Sonra sarayın teşkilat programını ve mevcudat firistesini ve idare kanunları içinde yazılı olan bir defteri görür. Çendan, elsiz, elimi yapmış. Gözsüz, gözüm yapılmış. Yani bu kanun, gözü yok. Ama ne yapayım ya bu gözümü o yapmış. Allah Allah. Yani Allah demek zorunda değilsin ama diyeyim. Şu gözümü kör yaptı nasıl diyorsun ya? Çok mu zorlandın? Hani Allah deme, God deme, Tanrı deme ama mutlaka bu gözün arkasında bir kör vardır dememen lazım. Gözün arkası kör olmaması lazım. Aklın arkası akılsız olmaması lazım. Hayatın arkası ölü olmaması lazım. Vücudun arkası hiçlik olmaması lazım. İlmin arkası cehalet olmaması lazım. He demek için Müslüman olmak mı lazım? Ya acayip bir şey ya. Uçakta ben sana dedim abi. Adam dedi ki bana abi dedi, sen Allah'tan başka secerek bırakmıyorsun ki bana dedi. Değil bir şey. Ben dedim aynı ateistin dediği gibi oldu. Dedi ki bana hep Allah söylettirmeye çalışıyorsun dedi. Benim aklımı yapan akılsız olmaması lazım. Gözümü yapan saydım. Eğer buradan sen illa Allah'a götürüyor, sen bana hep Allah söylettirmeye çalışıyor diyorsan o zaman demek zorunda kalıyorsun. O zaman de, niye korkuyorsun? Demek zorunda kalıyorsan de işte, odur işte. Ama sen bana de ki, yok canım gözümü yapan kör olabilir.
Benim vicdanımı yapan vicdansızdır. Şuurumu yapan kim? Şuursuz. Allah Allah. Vallahi silaha dayanmış gibi hayal ediyorum birisini. De lan, şuurumu yapan şuursuzdur. Ancak böyle olur ya. Nasıl olur ya? Acemime gidiyor, garibime gidiyor ya. Benim aklım var ya, telafifi dimaye diyor ya 27. pencerede. Bu yani aklı yediğim gıdalara veriyorsun şimdi. La kardeşim, yediğimiz gıdalar hepimiz 6'ya beraber yesek, hep doğuştan beri beraber hepimiz aynı akılda mı olacağız? Hani gıdaya veriyorsun. Bak, çendan bu defter, sarayın içindeki defter, bunu okuyup kesiyorum. Elsiz ve gözsüz ve çekişsiz olan o defter dahi say içindeki şeyler gibi hiçbir kabiliyeti yoktur ki o sarayı teşkil ve tezyin etsin. Vallahi bu defter lambayı nasıl yapar? Çiçeği yapamaz. Kaloriferi yapamaz. Koltuğu yapamaz. Ama ne yapayım kardeşim? Başka kime vereyim? Yani buna versem bunda hiçbir şey yok. Ama en azından bu talimatlar var. Ama gerçi eli yok. Eli vereceksin. Gözü yok. Gözü bu yaptı diyeceksin. Şuuru yok. Şuuru buna vereceksin. Ya maskaralık anlatıyorum ama ateist böyledir. Kainatın ustasını kainatın içinde arıyor. Masanın ustasını masanın içinde arar gibi. Hareketlenen, hareketli olan, hareketlendiren kişi hareketsiz olması lazım. Çünkü her şey hareketli. Her şey bilerek hareket ediyor. Bir hedefe doğru gidiyor. Kainat hep mükemmele hamile. Gübreye bakın, elmaya. Elma insana. Toprak ota, ot hayvana, hayvan insana. Hep mükemmele doğru gidiyor. Niye gidiyor arkadaş ya? Aklı yok. Niye hedefe koşuyor? Yani ağaçını nasıl biliyor ki şeftaliyi rengine göre koyacak? Tadını, karabiberini vesaire. Öyle bir deli gördünüz mü? Şeftaliye tuz katıyor, şeker katıyor, karabiber katıyor. Yani niçin yapsın ki? Aptal mı kendi menfaati olmadığı halde dala bunu taksın? Bak, çekitsiz, çekitsiz olduğu halde, gözsüz olduğu halde, sair içindeki şeyler gibi hiçbir kabiliyeti yoktur ki o sarayı teşkil ve tezyin etsin. O saray yani insan. Fakat mustar kalarak bil mecburiye eşyayı ahire nispeten, yani şu sarayın içerisindeki diğer eşyalara nispeten kavanini ilmiyenin bir unvanı olmak cihetiyle, yani buradaki yapıyı ilim olarak tanımlıyor, formülüyor. Bu olduğundan o sarayın mecmuna bu defteri münasebetdar gördüğünden, işte bu defterdir ki o sarayı teşkil, tanzim ve tezyin ve bu eşyayı yapmış, takmış, yerleştirmiş diyecek. Yani şurada ne var? Bir teşkil var. Şekillendirmek var. Manaya göre. Geçmeyin öyle. Teşkil, tanzim, tezyin. Dur, ne diyor ya? Evde okurken öyle yapın. Dur. Risale'nin anlamanın bir yolu da soru sormaktır. Bir dakika, ne diyorsun sen? Sarayı teşkil, şekil. Şekil vermek. Simaya göre, manaya göre. Bakın. Şekil. Bu batını dışarıya taşıyor. Şu çiçek batını dışarıya taşıyor. Yani arkasındaki esmayı ifade ediyor. Bakın, sizi dışarıya taşıyanları sayayım. Ter, ses, sima, idrar, gayta, affedersiniz, özür dilerim. Et parçası. Hani doktor diyor ya, git oradan bir idrar şu getir. Ne yapacaksın doktor bey bunu? Senin içini seyredeceğim. Ne var ne yok içinde. Bak, sizi dışarıya taşıyor değil mi? O sen basit zannettiğin attığın şey senin kimliğindir. Adam ne yapıyormuş biliyor musun? Tabii bu şeyden sonra başlamış. Türkiye'de seçilen başbakan ve cumhurbaşkanı Amerika'ya gidince, bir teneffüs ettim yine. Mossad, İsrail ajanları Amerika ile beraber onun kaldığı oda, ona tahsis edilen oda, daire, tuvaletin aşağıdaki o tuvaletten o çıkış var ya, çıkışlar. Şey, onu bir kaba alıyorlar. İdrarını ve büyük abdestini. Onu tahlil ediyorlar. Bu cumhurbaşkanı, başbakanın ömrü nedir ve içinde ne hastalıklar var? İdrar ve pisliğinden. Pislik değil o. Biz öyle demişiz vesaire. O aynı zamanda senin batını, bedensel yapının kimliği. Ne var ne yok. Doktor da tahlil ediyor ya. Bak adamlar. Onun için uyanık olanlar, iki kişi, Rus Cumhurbaşkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı gittiği zaman bunu bildikleri için
otele o başka bir özel katlanıp açılan çanta gibiyken ama suyu dışarı vermiyor. İhtiyaçlarını orada yapıyorlarmış. İsrail bakıyor olan Mossad kapta hiçbir şey yok. Yemezler hayvan terli. Ya. Acayip bir şey ya. Niye anlattım? Arkadaşlar teşkil, şekil batını dışarıya taşıyandır. Elsinetikum elvanikum. Lisanlarınız ve simanız sizi dışarıya taşır. Simahum fi vucuhum min eseri sucud. Simalarından bellidir ne halk yaptıkları veya iyi adam oldukları. Yani teşkil ama manayı taşıyan kimliktir. Teşkil. Sonra tanzim. Nizamlamak. Yani farklılıkları sanki tek imiş gibi bütüne getirmek. Bunun adı vahdet. Bunun sahibi vahid. Yani farklı eşyayı bir hedefe doğru farklılıkları teke tek olarak gözükmesi sistemin adına vahdet denilir. Bu sistemi kurana vahid denir. Sistemin dışında olduğu için ehadiyet, ehattır. Çünkü masa yapan masa cinsinden değildir. Bu özelliği de sana vermiş. Bunun adı da fert. Acayip bir şey. Bu tanzim. Sonra tezyin. Yani bu süret değil, süs. Yani ahenk. Mesela diyelim ki portakalın dal ağacına baktığınız zaman portakalla dal, yaprak. Renkte öyle bir uyum var ki aman göstermeye midem bulanı falan. Değil. Öyle bir tezyin var. Çizmiyor gözünü. Manzara çak fotoğraf çekiyorsun. Yani senden önce birisi bakması lazım ki tamam uydu. Şimdi koy bakalım. Her sene atın değil arabanın modeli değişiyor. Ne portakalın değişiyor ne atın değişiyor. Bakın her sene arabanın modeli değişiyor. Acaba bu sene portakal nasıl olurdu? Vallahi ben bir ara hayalimde şey yaptım. Ulan karın rengini beyaz değil de kırmızı olsa ne olur dedi. Bir baktım ki bütün şimdi anlatamam. Sistem değişmesi lazım. Suyu bile değiştirmen gerekiyor. Dedim ya biraz doğulu olayım ben dedim. Lan karı kırmızı yapayım. Ya. Sabah çıktı kar bembeyaz. Kıpkırmızı olsa ne olur? Gözü değiştirmeniz gerekiyor. Güneşi değiştirmeniz gerekiyor. Eşyanın tabiatını değiştirmeniz gerekiyor. Hakikaten Allah ustaha inan. İnancımdan demliyorum aklım bile söylüyor. Evet hakikaten acayip bir şey. Bir düşünün bakın görürsünüz. Güneşi değiştirmen lazım. Eğer kırmızı yaparsan karı. Allah hakikaten acayip ya. İşini biliyor ve bilerek yapıyor. Allah hayal değil biliyor musunuz? Abi biz öyle mi dedik? Günah işleyen Allah hayal zannediyordu ondan. Hayal hayal değil. Sır latifesi sır olduğu için değil. Adı sırdır. Hayal da hayal değil. Bak tezyin. Sana nasıl süslemiş? Yani hayal koymuş. Düşünceler koymuş. Sokakta bak şimdi adam gidiyor kendi başına. Acayip. Tuhaf. Böyle bir mahluk gördünüz mü ya? Hayvanlarda sığır. Panik atak sığır gördünüz. Ulan bugün canım sıkıldı ya. Bu ahıra gitmiyorum diyen yok. Yani acayip bir şey. İnsan ya. İnsanlığımızın kıymetini bilmek lazım. Allah diyor ki sen insanlığının kıymetini bilirsen benim kıymetimi de o zaman bilirsin. Ben arefe nefse fe kadar varam. Nefsini tanıyan Rabbini tanır. Kendini tanımadıktan sonra Allah neyle tanımlayacaksın? Kendine değer vermeyen Allah hiç verir mi? Kendisiyle barışık olmayan dışarıda uyumlu olur mu? Dışarıda bağırıp çağıran, uyumsuz olan, onu bunu çekiştiren, şöyle böyle yapan adınız gibi bilin. İçeride de kaos yaşıyor. İçeride ahenk, Gülgülistan, dışarıda kavga. Öyle bir şey olmaz. Biraz önce söyledim ki insan pisliği bile batını dışarıya taşıyor. Adamın davranışı batından haber veriyor. Hırçın, saldırgan, onu bunu eleştiriyor. Bilmem. İçi de böyledir. Adın gibi bilin. Bu tezyin. Bu sarayı yapmış insan. Aşağıda anlatıyor ama ben keseceğim için saraydan kasıt insandır. Takmış, yerleştirmiş. Mesela bak, bugün siteye yazacaktım. Nur Ders bizim bu derslerin yayınladığı ders, Nur Dersi de. Şeyi yazacaktım. Daha yazmadım, yarın yazacağım sitenin başında. Çok hoş, daha önce de yazmıştım. Takmış, yerleştirmişi izah edeceğim. Hayret etme var ya, hayret ediyorum. Hayret değil mi? Hayret ediyorum.
hayret etmeyi sana verene, hayret etmemeyene hayret ediyorum. Bir daha söylüyorum. Kainata bakıyorsun. Hayret etmesini bilmeyen adamı şöyle tanımlıyoruz. Kainata bakıp hayret etmesini bilmeyen adam arkasında göz olmayan gözlüğe benzer. Gözlük de hayret etmiyor. Bakıyor dağlara. Allah Allah. Hiç. Umrunda değil. Yine gözlük. Şimdi hayret edesin diye o latifeyi sana takana, hayret etmiyorsan o Allah'a, senin hayretine hayret ediyor. Bu takmış yerleştirmiş. Her şeyi böyle tam yerine yerleştirmiş. Diyerek vahşetini ahmakların, sarhoşların hezeyanına çevirmiş. Şimdi sarhoşların, ahmakların hezeyanına. Yani geliyor gene buna doğru önermeler, doğru bilgiler vermemek. Hani dersin başında bir önermeler verdi. Şu pencereden, şu pencereden, şu. Yani biraz da böyle bakın diye. İşte eğer arkadaşlar biz akla doğru şak bilgiler vermesen doğru düşünemezsin. Doğru düşünmeyen bir insanın da kendisini mutlu hissetmesi imkanı yoktur. Mesela batıl şeyleri anlatan, gıybet, onu bunu çekiştiren, ona buna saldıran bir ortam düşünün böyle. Ev. Orada kendini oh be ya, iyi ki geldim ya, ne kadar böyle rahat hissediyorum kendimi ya, Allah Allah. Der misin? Haberi kapattıktan sonra, iyi ki seyrettim ben bu haberi ya. Oh be ya, ne kadar huzur buldum falan. Diyor musun? Her haber kapatıştan sonra buranın bozulmuyor. Sıkılmıyor musun? Niye? Yüklüyor sana. Arkadaşlar, yanlış yerde, yanlış işler yapılırken sen orada kendini iyi hissedemezsin. Ben kendimi iyi hissetmiyorum diyorsan çevreni sorgula. Doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapacaksın. Asla kendini kötü hissedemezsin. Ben hayatımdan inan çok lezzet alıyorum. Dolu dolu yaşıyorum. Hayret ediyorum hayatını manasız görene ve niçin bitmiyor? Bir gayesi, yani heyecan yok. Niçin yok? Çünkü batına dönmemiş. Kendisini, ben dışarıdan bahsetmiyorum ha. Nurcunluk'tan, benim cemaatimden bahsediyorum, sizden bahsediyorum. Bu sözlerimi dışarıya götürmeyin. Okunan dersleri enfusi götüreceğiz. İşte karşılığını arayacağız. Niçin vahşi aklı dedi, döneceksin. Ulan bir akıl nasıl vahşi olur? Akıl nedir? Akıl anletmiş. Ha, vahşi at. Yani seyis var ya, seyis. At eğiten, köpek eğiten. Köpek bile esrarı buluyor. Silah atarken kolunu kapıyor adam. Ya köpeği eğitiyor da sen kardeşim aklını eğitemezsen. Adam köpeği eğitiyor ya. Aklı eğittin mi dünyanın olur cennete. Yakilun, takilun, efele tefekkürün gibi Kur'an'da ikazlarla akıl eğitilmesi gerekiyor. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tı masalavat.